EkoTürk ekranlarından herkese merhaba efendim. Ben Tuğba Aşıcı. 27 Haziran Perşembe saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ana haber başlıyor. Evet efendim, günün öne çıkan önemli gelişmeleriyle başlıyoruz. Tabii ki bugün Merkez Bankası'ndan faiz kararı geldi, onu takip ettik. Merkez Bankası beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit bıraktı. Para politikası kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %50'de sabit tuttu. Karar metninde enflasyonun beklentilere yaklaşana kadar sıkı para politikasına devam edileceği vurgusu da yapıldı. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir dendi. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi halinde ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır dendi ve para politikasındaki kararlı duruş yurt içi taleple dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir ifadeleri kullanıldı. Türkiye İstatistik Kurumu bugün saat 10'da ekonomik güven endeksini açıkladı ve ekonomik güven endeksi 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Haziran ayı ekonomik güven endeksine baktığımızda Mayıs ayında 98,2 iken Haziran ayında %2,5 oranında azalarak 95,8 değerini aldı. Endeks Kasım 2023'ten beri en düşük düzeye gerilemiş oldu. Diğer bir haberimize bakıyoruz efendim. Kripto ile alakalı düzenlemeler biliyorsunuz meclise kabul edildi. Ayrıntılarını hemen bakalım. Türkiye'de milyonlarca kişinin ilgilendiği kripto para yatırımlarında yasal boşluk meclisten geçen kanuna giderildi. Devlet artık bu alanda daha kapsamlı denetimler yapabilecek baktığınızda. Kripto yatırımcılara da kripto paradaki vergi düzenlemeleri, alım-satım işlemleri ve ATM'ler gibi birçok konuda yasadaki detayları merak etmeye başladı tabii ki. Düzenlemeye dair en merak edilen konuların başındaysa vergilendirme geliyordu. Yasada yatırımcılardan vergi alınması yönünde bir düzenleme yer almadı. İlk düzenlemelerin diğer odak noktalarından biri ise ülkede hizmet sunan platformların lisanslama süreçleri oldu tabii. Buna göre baktığımızda platformların kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için SPK'dan izin almaları zorunlu olacak. Diğer merak edilen konulardan bir tanesi de kripto varlıklara el konulabilecek mi? Müşterilerin borçları nedeniyle nakit ve kripto varlıkları kamu alacakları için olsa dahi haciz edilemeyecek efendim. Diğer taraftan baktığımızda A Milli Futbol takımının geliri belli oldu. Türkiye Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F grubundaki son maçında karşılaştığı Çek Cumhuriyeti'ni 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Tebrik ediyoruz öncelikle. Euro 2024 serüveninde karşılaştığı 3 maçın ikisini kazanan milliler
son 16 turuna kalmayı başardılar. A milli futbol takımı bu süreçte 9 milyon 250 bin euro katılım ücreti, 2 milyon euro galibiyet primi ve son 16 turuna kalması sebebiyle de 1 milyon 500 bin euro olmak üzere toplam 13 milyon 750 bin euro gelir elde etti. Salı günü de tabii ki Avustralya ile karşılaşacak. Başarılar diliyoruz şimdiden. Son haberimize geçiyoruz. Bakan Şimşek, Singapur'da Türkiye gri listeden çıkacak mı? Tabii ki akıllarda soru ama herkesin çıkması bekleniyor. Tabii ki herkes bunu düşünüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Singapur'da 2 gün boyunca yatırımcılarla görüşecek ve resmi temaslarda bulunacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bakanlığından elde edilen bilgiye göre ise Bakan Şimşek bugün başlayan Singapur ziyaretini yarın akşam tamamlamış olacak. Şimşek Singapur'da 2 gün boyunca çok sayıda yatırımcıyla görüşecek ve ikili resmi görüşmelerde bulunacak. Sayın Şimşek'in Singapur'da gerçekleştirecek mali eylem görev gücünün genel kurul toplantısına da katılması bekleniyor. Şimşek'in Türkiye'nin gri listesindeki durumunun da ele alınacağı toplantıda konuşma yapması planlanıyor. Türkiye uluslararası mali riskler taşıması sebebiyle Ekim 2021'de gri listeye alınmıştı biliyorsunuz. Türkiye'nin yeni uygulamaya başladığı ortodoks para politikaları sebebiyle de gri listeden çıkması öngörülüyor. Şimdi bu aktardığımız haberin ayrıntılarını izleyelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışında yatırım turlarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İngiltere'nin başkenti Londra'da bir dizi yatırımcılarla bir araya gelen Bakan Şimşek, bu kez Asya'da yatırım turuna çıktı. Bakan Mehmet Şimşek'in Singapur ziyareti bugün başladı ve yarın akşam sona erecek. Şimşek, ziyaret süresince çok sayıda yatırımcıyla görüşmeler yapacak ve çeşitli resmi temaslarda bulunacak. Bakan Şimşek, Singapur Başbakanı ve aynı zamanda Maliye Bakanlığı görevini yürüten Lawrence Wong ile bir araya gelecek. Ayrıca Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam tarafından kabul edilecek. Bu görüşmelerde iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ele alınacak. Şimşek, Asya'daki reel sektör temsilcileri ve küresel yatırım fonlarının yöneticileriyle de buluşacak. Bu görüşmelerde Türkiye'nin ekonomi programını anlatacak ve şirketleri ile fonları Türkiye'ye yatırıma davet edecek. Şimşek'in görüşeceği şirketler doğrudan yatırım potansiyeli açısından önemli. Ayrıca Bakan Şimşek, Türkiye'nin gri listeden çıkıp çıkmayacağının belirleneceği mali eylem görev gücünün toplantısına da katılım sağlayacak. Şimşek'in toplantıda konuşma yapması da planlanıyor. Evet efendim, borsayı kapatmadan önce bir fiyatlamalara hızlıca bakalım. BIST 100 endeksine baktığımızda 10.680 seviyesinde şu anda %2'ye yakın bir alıcılı seyir söz konusu, %1,85. Dolar TL 32,84'te devam ediyor şu anda, 32,84 seviyelerinde, 33'ü henüz gelemedi. Euro TL 35,27, sepet kura baktığımızda 34,05 seviyesinde. Gram altın ise 2459 seviyesinde. Sektör endekslerine bakmadan önce bir altın borsasına da bakalım. Ons altın 2329 seviyesinde. Orada da yine bir alıcılı seyir söz konusu, %2'ye yaklaşan. Reşat altın 17 bin lira şu anda. Cumhuriyet altına baktığımızda 16.511'de. Zinet altın çeyrek 4021 TL. Gram altın ise 2459 TL şu anda. Hemen sektör endekslerine de bakalım ne durumdaymış. Sanayiye baktığımızda 14.364 seviyesinde holding %2'ye ulaşmış. 9.512, ulaştırma 35.316 ve teknoloji en yüksek şu anda. Orada tabii ki alıcılı seyir 13.928. Dolar endeksine baktığımızda 105.84'te şu anda. Euro-dolar paritesi 1.06'daydı gün içerisinde. Şu anda bir yükseliş söz konusu olmuş, 1.07'ye ulaşmış durumda. Pound dolar 1.26, dolar yen ise yine yen dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor, 160.65 seviyesinde. Dolar İsviçre frank ise 0.89 seviyesinde. Evet. Thank you.
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı efendim. BIST 100 endeksi günü %1,85 yükselişte 10.680 puandan tamamladı baktığımızda. Hemen bakalım 10.680. Peki gün içerisinde en çok yükselenler neler oldu? Hemen ona bakalım. Kopold 40'larda %10'luk bir artış. Carlsen, Aydem, Frigo, Safgar'da yükselişler söz konusu. Diğer tarafta baktığımızda SKYM'de bir düşüş söz konusu. Raysaç'ta ve Bayrak'ta ve Uşak'ta düşüşler söz konusu efendim. Şimdi buradan konuğumuza geçiş yapıyoruz. Evet, kripto para uzmanı Oytun Es bizimle. Oytun Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Oytun Bey, tabii ki ilk olarak bugün ayrıntılarını da paylaştık haberlerimizde de. Mecliste kabul edildi bu düzenleme. Düzenleme ile alakalı biraz sizden değerlendirme alalım, öyle başlayalım. Evet. En sonunda sonuçlandı diyebiliriz. Aslında genel anlamıyla şu şekilde söyleyebilirim. Yatırımcının lehine sonuçlandı. Yani şu açıdan yatırımcının lehine sonuçlanmış durumda. Beklentiler dahilinde belki gelmesi planlanan bir vergi vardı. Fakat şu aşamada devletin önceliği net bir şekilde yatırımcıyı korumayla alakalı kısma çektiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Zaten ben de bundan evvel yaptığımız yayınlarda hep şunu söylüyordum. Yani bu süreci iki aşamada değerlendirmek lazım. Öncelikli olan aşama yatırımcının korunması gereken aşama, manipülasyonlardan korunması gereken aşama, kötü niyetli insanlardan korunması, kötü niyetli kurumlardan korunması gereken aşama ve şu anda yasanın bu çıkan haliyle bu hedefi net bir şekilde gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. O yüzden ben açıkçası bir de tabii şunu söylemek lazım. Yani piyasaların, bütün ekonomik piyasalarda bu böyle, sizin de malumunuz. En büyük düşmanı belirsizlikler ve buradaki çıkan yasayla beraber bu belirsizliklerin ortadan kalktığını net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi o zaman Bitcoin fiyatlamasına geçelim. 61 binlerde şu anda, 59 bine kadar sarkmıştı. Şu anda kısmi de olsa 61.782, evet şu anda görüyoruz fiyatlamayı. Kısmi de olsa bir yukarı söz konusu, %1,23'lük bir alış var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yukarı hareketine başladı diyebilir miyiz şu anda? Bence bunu söylemek için erken. Tabii erken. Şunu söylemek lazım. Yani Bitcoin tarafında bazı olumsuz gelişmeler üst üste geldi ve Bitcoin tarafında ciddi anlamda fiyatlarda geri çekilmeleri şahitlik etmiş olduk. Nedir bu olumsuz gelişmeler? İlk önce Alman devleti tarafından satılan Bitcoin'lere tanıklık ettik ki devletlerin yaptığı operasyonlarda nasıl fiyat paralar eline geçiyorsa, dolar gibi, euro gibi, kripto paralarda da bu operasyonlarla devlet kendi varlıklarına katabiliyor ve bunları bir süre sonra elinden çıkartıyor. Alman devleti de bu şekilde bir elden çıkartma gerçekleştirdi. Daha sonrasında, daha da önemlisi aslında, piyasanın ciddi anlamda geri çekilmesine sebep en önemli etken, tabii eskiler bilirler, Mt. Gox isimli bir kripto para borsası vardı ve döneminin en büyük borsasıydı. Fakat 2015 yılında bu borsa hacklendi. Yani elindeki bitcoinlerin bir kısmını çaldırdı. Bununla alakalı devam eden bir dava süreci vardı. Bu bitcoinlerin bir kısmı kurtarıldı. Ve şu anda bu dava süreci kapsamında buradaki bitcoinlerin bir kısmı Temmuz ayında satılacak. Şimdi bu tabii bunun haberinin gelmesi, Bitcoin'de ciddi anlamda bir satış baskısı yaratmasıyla beraber fiyatların geriye yönelik bir harekete başladığını gördük. 58 bin dolarlara kadar geri çekilmelere şahitlik ettik. Tabii şu anda Bitcoin tarafında bir toparlanma görüyoruz. Ama ben en azından şunu söyleyebilirim. Yani 66 bin dolarların üzerinde bir fiyatlama görmeden ben açıkçası Bitcoin tarafında bir normalleşmeden bahsedemem. Hala düşüş baskısı devam ediyor. Bu çok uzun sürer mi? Ben böyle çok çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Çünkü önümüzdeki süreçte malum Bitcoin'i yukarı yönlü itkileyecek çok fazla sebep var. Ama kısa vadeli türbülans bir miktar daha devam edebilir. Oytun Bey, şimdi bu düşüşlerdeki sebeplerden bir de madenciler satışlarından da bahsediyorlar, o da baskılıyor diyorlar. Ne kadar doğrudur? Orayı biraz bize açabilir misiniz?
Şimdi şöyle, tabii madenciler dediğimiz zaman halving süreci de konunun içerisinde ayrı bir önem kazanıyor. Çünkü halving süreciyle beraber madencilere verilen ödül yarı yarıya azalmış durumda. Yani şunu söyleyebiliriz, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen halvingle beraber günlük madencilere verilen ödül miktarı binlerden, 1000 adet bitcoin'den 500 adet bitcoin'lere kadar gerilemiş durumda. Tabii bu hep böyle, yani madenciler genelde halving'den evvelki süreçte de, yani on-chain verilere baktığımız zaman, zincir üstü verilere baktığımız zaman genelde madencilere verilen bitcoin'in bir satış baskısı olarak tahtalarda karşımıza geldiğini net bir şekilde biliyoruz. Ama bu son dönemki düşüşlerin, çünkü madencilerin genelde zaten hareket tarzı budur, genelde ellerinden çıkartma yönelimindedirler. Ama son dönemdeki düşüşlerin açıkçası sadece madencilerle açıklanabilecek bir düşüş dalgası olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Demin bahsettiğimiz hikayeler düşüşü besleyen ana etkenler. Oydun Bey, peki şimdi tabii herkes merak ediyor altcoin'leri. Altcoin'lere yükseliş trenleri ne zaman gelecek diye. Gerçi Bitcoin'de de gerileme oldu ama en çok tabii ki herkes altcoin'leri merak ediyor. Biraz orayı da bize açabilir misiniz? Ne durumdayız? Elbette. Tabii orada şunu söylemek lazım. Yani aslında Bitcoin'deki düşüşlerde çok büyük bir problem yok. Yani Bitcoin kendi zirvesinden 74-75 bin dolarlardan 58 bin dolarlara geri çekildi. Yani Bitcoin'in özelinde baktığımız zaman hani böyle çok büyük ahlar vahlar dedirtecek bir durum yok. Zaten Bitcoin'in döngülerini bilen eski yatırımcılar Bitcoin'in kendi sınırları içerisinde hareket ettiğini de net bir şekilde gözlemliyorlar. Fakat problem aslında altcoin'lerde. Neden altcoin'lerde? Çünkü Bitcoin 74 bin dolarlardan 58 bin dolarlara gerilerken altcoin'lerin çok büyük bir kısmı Bitcoin'in 15-20 bin dolar olduğu seviyelere kadar geri çekilmiş durumda. Tabii altcoin yatırımcısı burada isyan ediyor. Ve birazcık önceki boğa rallilerinden bir tık daha değişik bir altcoin mekanizması, fiyat mekaniği görüyoruz. Şundan bahsediyorum. Genelde önceki boğalarda evet, İlk başta altcoin'ler belki Bitcoin'in hızına yetişemezlerdi ama Bitcoin 2 gidiyorsa altcoin'ler 1 giderdi, Bitcoin 4 gidiyorsa altcoin'ler 2 giderdi, 3 giderdi, Bitcoin bir yerde dururdu, müsaade ederdi, altcoin'ler bir daha yükselirdi. Fakat şu an ortaya çıkan görüntüde Bitcoin altcoin'lere pek fırsat tanımıyor. Aslında Bitcoin kendi hareketlerini yapıyor ama altcoin'ler çok çabuk dağılıyorlar. Burada da tabii şunun faktörü bence çok önemli. ETF'ler üzerinden ciddi anlamda piyasaya giren bir para var. Yani Bitcoin'in yükselişindeki en önemli motivasyonlardan bir tanesi spot Bitcoin ETF'leri. Çünkü kurumsal anlamda çok ciddi anlamda Bitcoin burada yatırım aldı. Fakat ETF'ler üzerinden giren para sadece Bitcoin üzerinden gidiyor. Temmuz'da da inşallah Ethereum üzerinden girmeye başlayacak. Biliyorsunuz ETF kabul edildi, sadece işlem açılması bekleniyor. Temmuz ayında da Ethereum ETF'lerinin işlem açıldığına tanıklık edeceğiz. O yüzden birazcık altcoin'lerde hareketsizlik maalesef var. Çünkü dominansını, Bitcoin ve Ethereum dominansını topladığımız zaman %75'in üzerine çıkan bir dominansı hep beraber gözlemliyoruz. Ha, bu böyle mi devam eder? Ben artık bir yerden sonra Bitcoin'in yükselişinde altcoin'lerin de yukarı yönlü hareketlerini yapmaları gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Şimdi Oytun Bey, bugün yine yorumlarda tekrar da çok özür dilerim, tekrar söylemişlerdi. Bu Imaro nedir efendim? Bu meme coin'lerden bir tanesi mi? Sürekli bunu soruyorlar. Biraz onu anlatabilir misiniz? Imaro bir meme token, doğru. Yani meme token dediğimizi şöyle özetleyecek olursak, şöyle özetleyebilirim. Arkasında toplulukların olduğu, toplulukların gücüyle ilerleyen, son dönemde de oldukça popüler olan projelerden bahsediyoruz. Imaro da yanlış bilmiyorsam yerli toplulukların desteklediği yerli bir proje olması gerekiyor. Öyle olduğunu biliyorum açıkçası. Yerli bir proje ve arkasında güçlü topluluklar var. Tabii bazen bunu anlattığınız zaman bazı insanlara garip gelebiliyor. Meme tokenları seversiniz, sevmezsiniz. Yani ben meme tokenlarla çok haşır neşir olan bir insan değilim. Ama şu da yadsınamaz, gerçekten piyasada ciddi anlamda bir ağırlığı var meme tokenların. Ve Imaro da şu anda yerli olarak geliştirilmiş. Arkasında hem Türk topluluklarının olduğu hem de globale açılan ve ciddi işlem hacmi yakalayan yerli tokenlarımızdan bir tanesi. Peki Oytun Bey, şimdi ben bir de AVAX'ı sorayım. AVAX'ı merak edenler var. Oradaki gerileme devam edecek mi diye. Biraz da AVAX'dan bahsedebilir misiniz? Tabii, yani şöyle söylemek lazım. Yani AVAX'ın şu aşamada piyasadan
pozitif ayrışması için de yani negatif ayrışması için ciddi bir haber akışı yok. Yani AVAX tarafında. Tabii AVAX yatırımcıları da diğer altcoin yatırımcıları gibi ciddi anlamda bu süreçten hırpalandılar. Yani baktığımız zaman 41 dolarlardan geçtiğimiz haftalarda yoluna devam eden AVAX şu an itibariyle 27 dolarlara gerilemiş durumda. Ki bu süre zarfı içerisinde 23 dolarlara kadar gerilediğine hep beraber tanıklık ettik. Tabii AVAX dediğimiz zaman katman birlere bir geçiş yapmış oluyoruz. Ben önümüzdeki süreçte tabii ben katman bir tarafında hep gönlüm Ethereum'dan yana ama Ethereum'un da tabii ki ciddi anlamda bu kulvarda rakipleri var. Bunlardan bir tanesi de AVAX. Ciddi bir topluluğu var. Ciddi geliştiricileri var. Güzel işler yapıyorlar. Ben önümüzdeki süreçte altcoin rallisinin gelmesiyle beraber AVAX'ın da yukarı yönlü hamleler yapacağını düşünüyorum. Teknik olarak bakılması gerekirse de tabii 28 dolar seviyesi kritik bir seviye. Arkasından baktığımızda 33 dolar seviyeleri geliyor. Fakat buradaki hareketin tamamıyla Bitcoin'in hareketine endeks olacağını da akıllardan çıkartmamakta fayda var. Şimdi Ethereum'da gönlüm deyince Ethereum'u sorayım ben size o zaman. Ethereum'la alakalı gelişmeler nedir? Şu an 3000 küsürlerde bir türlü altıveriyle dedim konuştuk bir türlü yükselmiyor diye orada takıldı kaldı. Sizin bir de değerlendirmenizi alalım. Ne durumda? Çok normal bence takılması çünkü Ethereum tarafında bir bekleyiş hakim. Neyi bekliyorlar? Ethereum ETF'leri Temmuz ayında işleme açılacak. Öyle gözüküyor. Evet. Resmi bir duyuru yapılmadı ama şu an içeriden alınan bilgiler yani net bir şekilde Temmuz ayını işaret ediyorlar. Ve herkes şunu merak ediyor. Acaba Ethereum ETF performansı Bitcoin ETF performansı gibi güçlü olacak mı? Yani diğer bir deyişle kurumlar Bitcoin'i aldıkları gibi Ethereum'u almaya da iştahlı olacaklar mı? Eğer iştahlı olurlarsa Ethereum fiyatlarını buralarda görmek belli bir yerden sonra artık pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü Bitcoin'in düşüşüyle beraber Ethereum'da ciddi anlamda hırpalanmış durumda. Ki baktığımız zaman tabii 4000 dolarlara kadar bu boğa rallisi içerisinde bir yükseliş gerçekleştirmişti. Tüm zamanların zirvesi de 4800 dolarlarda olması lazım. Hafızam beni yanıltmıyorsa Ethereum tarafında. Benim açıkçası bu boğa rallisinde Ethereum'dan beklentim Bitcoin'den daha yüksek. Yani Ethereum'un Bitcoin paritesinde de ben değer kazanacağını açıkçası düşünüyorum. Hani benim şahsi beklentim Ethereum'un bu buhar halisinde 5 haneli rakamları görmesi. Yani 10 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmayı veya 10 bin dolar seviyesini görmeyi başarabilmesi yönünde. Tabii bu da aynı zamanda ETF'lerin performansıyla doğru orantılı olacak. Ben ETF'lerin Ethereum tarafında iyi bir performans göstereceğini düşünenlerdenim açıkçası. Oytun Bey peki altcoin'lerde baktığımızda biraz kriptolara genel olarak hatta baktığımızda da hangi sektörlerde böyle öne çıkıyor? Onları biraz hani mesela sepetini oluşturmak isteyenlerin ne tavsiye edersiniz? Tabii şimdi sektörel dediğimiz zaman doğru bir şey söylüyorsunuz. Çünkü altcoin rallilerinde bazı sektörler her rallide farklı farklı şekilde öne çıkarlar. Yani ben önümüzdeki süreçte bir yapay zeka çılgınlığının yaşanacağını düşünüyorum kripto para ekosistemi içerisinde. Ki bu yapay zeka sadece kriptolarla tabii sınırlı kalmıyor. Şu anda bütün hayatımızın her yerine dokunan bir yapay zeka çılgınlığının, haklı olarak çılgınlığının, olumsuz anlamda söylemiyorum bunu. Gerçekten insanların hayatına dokunan güzel bir teknolojiden bahsediyoruz. Evet. Bu tarafta proje geliştiren çok güzel yapay zeka altcoin'leri var. Bunların ben önümüzdeki süreçte bu aralisinde yukarı yönlü sert hareketler yapabileceğini düşünüyorum. Keza aynı şekilde Web 3.0, gerçi yani Web 3.0'ın sınırının nerede başlatıyoruz, nerede bitiriyoruz, bununla alakalı böyle akademik tartışmalarda çok net bir şekilde sonuçlanabilmiş değil ama önümüzdeki süreçte hayatımızda bir Web 3.0 gerçeği olacak. Yani tamamıyla merkeziyetsiz bir web arayüzü, işte bütün cüzdanlarımızı, kripto cüzdanlarımızı oraya bağlayabildiğimiz, harcamalarımızı direkt kripto cüzdanları üzerinden, tarayıcılar üzerinden yapabildiğimiz, merkeziyetsiz ortamda yapabildiğimiz hikayeden bahsediyorum. Tabii burada Web 3.0 coinlerinin yukarı yönlü hareketler yapması oldukça mümkün. Roll-up'lar yani gerek Ethereum'da gerek diğer tarafta katman 1'deki problemleri kendi katman 1 ağının dışında çözebilen yardımcı ağlar diyelim. Onlarla alakalı bir rally yaşanması oldukça mümkün. Ve ben son olarak şunu söyleyebilirim. Tabii siz yayının başında da sordunuz meme token diye. Her boğa rallisinde meme tokenlar yukarı yönlü sert hareketler yaparlar. İster sevin ister sevmeyin. Bu bir gerçekliktir. Ben önümüzdeki süreçte altcoin rallisinin gelmesiyle beraber bazı meme tokenların da çok sert yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyorum açıkçası. Peki ben bir de Metaverse tarafını sormak istiyorum. Çünkü en son Metaverse yatırımcısına bayağı zarara uğrattı şeklinde haberler de çıktı. Bu Mark Zuckerberg'le de alakalı aynı zamanda. Oradaki balon patladı mı? Ne diyorsunuz? Bu şekilde başlıklar atıldı çünkü.
Ben şahsen orada bir balon olduğunu düşünmüyorum. Evet, doğru söylüyorsunuz. Çok ağır eleştiriler yapıldı. Özellikle Zuckerberg'e çok ağır eleştiriler yapıldı. Meta'ya çok ağır eleştiriler yapıldı ki Meta burada çok önemli bir inisiyatif aldı. Yani şirketin ana ismini değiştirecek kadar, yani isim biliyorsunuz Meta olarak değiştirildi. Ve ciddi anlamda Metaverse tarafına yapılan bir yatırım var. Zuckerberg neden eleştiriliyor? Çünkü Meta tarafına yapılan yatırımlar şu an geri dönüşü alamıyor ve zarar yazıyor. Şirkete ciddi anlamda zarar yazıyor. Bu da şirketin hisselerine yansıyor. Hisseye yatırım yapanlar zarar ediyor. Fakat burada Meta'nın çok mantıklı açıklamaları var. Yani karşı tarafın açıklamalarını dinlediğiniz zaman hak veriyorsunuz. Yani Meta burada bir vizyon ortaya koyuyor ve 10 yıllık bir vizyon ortaya koyuyor. Yani bu tarz büyük şirketlerin aslında bana göre yapması gereken yarını, 3 hafta sonrayı, 1 yıl sonrayı, 2 yıl sonrayı değil 10 yıl sonrasını düşünerek hareket etmek ve Meta 10 yıl sonrasını düşünerek hareket ediyor ve gerçekten 10 yıl sonra biz Metaverse'ü hayatımızda iyice entegre etmiş olacağız ve bu dönemden hızlı bir şekilde bu tarafta aksiyon alan şirketlerin çok ciddi karlılığa bana göre ulaştığını net bir şekilde göreceğiz. Evet, belki kısa vadede zarar ediyorlar yaptıkları yatırımlarda ama ben uzun vadede çok net bir şekilde meyvelerini toplayacağını düşünüyorum. Altcoin tarafına geldiğimiz zaman da Metaverse altcoinlerinin de ben bu altcoin rallisinin bir döneminde sert yukarı yönde hareketler yapacağını düşünüyorum. Çünkü ben Metaverse rallisinin birinci dalgasını geçirdiğimizi düşünüyorum. Bana göre bunun ikinci dalgası olacak, üçüncü dalgası olacak. Zuckerberg'in de dediği gibi, Meta'nın da dediği gibi bu 10 yıllık, en az 10 yıllık bir vizyon ve o vizyon içerisinde konsepti doğru anlamak gerekiyor. Evet. Oytun Bey, teşekkür ederim. Peki benim hani soramadığım, aklıma gelmeyen belki bir şeyler olabilir. Eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Hani kripto yatırımcılarına bu son dönemde, bu hareketli dönemde tavsiye edebileceğiniz bir şeyler var mı? Sonrasında kapatalım. Açıkçası gayet güzel sorular sordunuz. Belki ek olarak şunu söyleyebilirim. Bitcoin ya, çünkü şunu net bir şekilde biliyoruz. Yatırımcıların çok büyük bir kısmı altcoin'lerde. Yani evet. Bitcoin'deki hareketler, Ethereum'daki hareketler yatırımcının %80'lik, %90'lık bir kısmını maalesef ilgilendirmiyor. Onlar kendi altcoin'lerine bakıyorlar. Ben altcoin yatırımcısıyla alakalı şunu söyleyebilirim. Dominansı çok yakından takip etsinler. Altcoin rallisi dediğimiz hikaye, Bitcoin dominansı 40'lara gelmeden net bir şekilde etkisini hissettirmeyecek. Yani o dominansın öyle veya böyle 40 seviyelerine doğru yaklaşması gerekiyor. Dominansı çok yakından takip etsinler diyorum. Evet efendim, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Kripto para uzmanı Oytun Es bizimleydi efendim. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında çok sevdiğimiz çayı konuşacağız.
Mehmet Efendi dediğimiz gibi çay üzerine konuşacağız. Çok sevdiğimiz içeceklerden bir tanesi Türklerin özellikle diyelim. Efor Çay'dan Ediz Kaboğlu bizimle. Efor Çay Genel Müdürü. Evet efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ediz Bey, ilk olarak isterseniz biraz Efor Çay'dan bize bahsedin. Ne zaman başladı? Ne kadarlık bir istihdam sağlıyorsunuz? Tabii ki. Efor Çay 2005 yılında Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Akkuş tarafından kuruldu. Biz şu anda mevcut da 5 tane tesisimizde 49 bin metrekarelik alanda yıllık 60 bin ton üretim kapasitesine sahip tesislerimiz var. 5 tane tesisimiz var. Ve yıllık geçen sene 2023 yılında 27 bin ton satış yaparak toplam pazarın %10'una hakim olduk. Yani dönemsel olarak işçilik değişmekle birlikte yaklaşık 600 çalışanımız var. Ve bu şekilde de hizmet veriyoruz. Ama Efor Çay aslında sadece çaydan ibaret değil. Evet. Bizim bünyemizde gübre, kömür ve enerji şirketlerimiz var. Gübrede Samsun Tekkeköy'de 36 bin metrekarelik alanda 20 bin metrekarelik kapalı bir alanımızda faaliyet gösteriyoruz. Aynı zamanda antrepo hizmeti veriyoruz. Çatısında 2550 kW'lık bir GES'imiz var. Yani kendi tükettiğimiz enerjiyi aslında üretiyoruz. Kömürde 32.900 metrekarelik alanda 3 tane tesisimiz var. Yıllık 330 bin tonluk bir satış kapasitemiz var. Gübrede 60 tonluk bir satış kapasitemiz var. Şu anda satış hacmimiz var daha doğrusu. Bu şekilde de bir de enerji yatırımlarımız var. Aslında biz yeşil enerjiyi seviyoruz. O yüzden tükettiğimiz, fabrikamızda tükettiğimiz tüm enerjileri kendimiz üretebiliyor halde olacağız çok yakın zaman içerisinde. Bu şekilde de ilerliyoruz. Yeni yatırımlarımız var. Tokat Erbaa'da 30 bin metrekare üzerine yaklaşık 15 binin üzerinde bir kapalı alanda bir tesis oluşturduk. Bu tesiste çay paketleme ve stoklama tesisi olarak yer alıyor. Bunun haricinde kahve üretimine ve paketlemesine başlayacağız yakın zaman içerisinde. Süper. Şimdi peki İstanbul diyorum, çok özür dilerim. Türkiye'de nerelerde bulunuyorsunuz şu anda? Biz Türkiye'de normalde tüm zincir marketlerde varız kendi markamızda. Aynı zamanda başka marketlerin tedarikini de sağlıyoruz. Ve dağılım olarak baktığımızda yani hani %80-85'ine hitap ediyoruz. Çay olarak kaç çeşit ürününüz bulunuyor? Biraz da o çeşitlemelerden de bahsedelim. Tabii biz fabrikalarımızda dökme, demlik, bardak, meyve, bitki ve form çaylarını üretiyoruz. Ve yaklaşık 52 çeşitli bir ürün portföyümüz var. Aslında tam bir çözüm ortağıyız. Her grupta, her gramajda ürün yapabiliyoruz. Ediz Bey, şimdi ayrıntılara tekrar yatırımlara geçeceğiz ama bir de halka arz kısmını isterseniz konuşalım. Evet. Sizin için çok yeni zaten. Halka arz başvurunuz onaylandı, hayırlı olsun diyelim. Doğru, teşekkür ederiz. Oradaki ayrıntıları biraz bize anlatabilir misiniz? Buradaki sağlanacak gelirin neler planlıyorsunuz, yatırım mı yapacaksınız? Biraz orayı açarsanız. Tabii, açayım. Şimdi halka arzımız bizim 26-27-28 Haziran'da. Yani bugün, dün başladı. Bugün ve yarın sona erecek. Evet. Biz halka arzdan elde ettiğimiz gelirlerle yatırımlarımızı daha da arttırmak istiyoruz. Az önce bahsettiğim gibi Tokat'ta işte çay paketleme fabrikası kuruyoruz, kahve tesisi kuruyoruz. Mesela gübrede kendimiz artık üretime geçeceğiz 2025 yılında. Ve tabii ki ihracat da yapmaya başlayacağız. Bunun haricinde Malatya Arapgir'de yaklaşık 10.355 kW'lık bir GES tesisi kuruyoruz. Çok yakın zamanda faaliyet gösterecek. Bunun haricinde çay alımları biliyorsunuz başladı. Ekim'e kadar da devam ediyor. Biz de aldığımız gelirle çay alımlarımıza devam edeceğiz. Kahve alımlarımıza devam edeceğiz veya başlayacağız. Ve yatırımlarımızı bu şekilde yönlendireceğiz. Güçlü işletme sermayesi, güçlü bir şirket yani haline gelip daha da maliyetlerimizi optimize edeceğiz. Ve ondan sonra bunu burada, kaynaklarımızı burada kullanmayı düşünüyoruz. Peki ne kadarlık kısmı bireysel yatırımcıya, yurt içi yatırımcıya, o kısımları da biraz ayrıntılı olarak paylaşabilir misiniz? Bir de pay başına ne kadar fiyattan alabilecekler? Biz 90 milyon lotla çıkacağız. Bunun %75'i bireysele, %25'i kurumsalı hitap edecek. 14.50 liradan da satışa çıkacağız. Çıktık daha doğrusu. Yatırımlara kullanacaksınız buradaki dediğiniz gibi. Evet, yani burada bizim çeşitli kırılımlarımız var, yatırımlarımız var. İşte girişimci sermayesine destek olmak istiyoruz. Bunun haricinde dediğim gibi bu taraflara yatırım yapacağız. Evet,
yatırımlarınızdan biraz daha ayrıntılı olarak o zaman içine daha bakalım, daha ayrıntılı bir şekilde bakalım. Neler var aynı zamanda, onları da bize anlatabilirsiniz. Tabii, biraz daha detay vereyim isterseniz. Aynen size. Öyle. Tokat'taki tesisimiz çok yakın zamanda Erbaa'da kurduk biz burayı. Hı hı. Ve burada bizim işte 5000 paletlik bir yani nihai ürün saklamalarımız olacak. Bunun haricinde yıllık kapasitemiz dediğimiz gibi 30 bin satışımız, 60 bin ton satışımız, 27 bin ton. Buradaki kapasitemizi işte hem ihracatta hem iç pazarda kullanmayı düşünüyoruz. GES projemiz ise çok hızlı aktif olacak. Bunu büyüteceğiz. Tokat'ta da çatı GES'i yapacağız. Burada yatırım olarak bunu kullanacağız. Gübre faaliyet alanımızı genişletiyoruz. Hı hı. Üretime başlayınca buradaki yatırımı buraya da yönlendirip daha da büyüyeceğiz. Hı hı. Kömürü de büyüteceğiz. O yüzden de bu tür projelerimiz var. Evet. Bir de kahve ile alakalı da üretim, yeni yatırımlar düşünüyorsunuz. Evet, o doğru. Kısmı da biraz anlatabilir misiniz? Kahve şöyle, bizim hedefimiz kahvede dünyadan çeşitli orijin çekirdekleri getirip, hı hı, çekirdek kahve, filtre kahve, Türk kahvesi ve kapsül kahve olarak bunları üretiyor, paketliyor olacağız. Hı hı. Daha sonrasında ise hem Türkiye'deki tüm çözüm ortaklarımıza, aynı zamanda da yurt dışına ihracatla ilgili kendimize hedefler koyduk. Buralara satış yapmayı hedefliyoruz. Evet, şimdi o zaman Eforçay'ın sektördeki konumundan birazcık bahsetmenizi rica edeceğim. Ne kadarlık, o pastadan ne kadarlık bir pay alıyorsunuz? Biz Türkiye'de toplamda 270 bin, 280 bin ton civarında çay satılıyor. Hı hı. Biz bunu 27 binini 2023'te gerçekleştirdik. Hı hı. Hedefimiz tabii ki her sene bunu biraz daha arttırarak pazardan pay almak. Hı hı. O yüzden de pazarın şu anda %10.2'sine sahibiz. Hı hı. Bunu da daha da geliştirmek ve büyütmek istiyoruz. Ama eş zamanlı olarak kahvede de bir oyuncu olmak istiyoruz. Yani şöyle düşünün, çayda sonuçta sınırlı bir alan var, tarımsal alan var ve siz bu tonajları çok da fazla aşamıyorsunuz. Hı hı. Ama kahvede daha geniş bir alan var. Biz burada daha büyük oyuncu olmak istiyoruz. Yani çayda kişi başı 4 kilo tüketim varken kahvede şu anda 1.4 kilo tüketim var. Bunun anlamı gelecekte burada biraz daha pay var. Biz iyi bir hani içecek firması olmak istiyoruz. Hem çayda, hı, hem kahvede büyümek istiyoruz. Anladım. Ediz Bey, peki şunu soracağım. Yurt içi pazarları, sadece yurt içi pazarında mısınız yoksa küreselde de var mısınız ya da hedefleriniz arasında mı? Biraz orayı anlatabilir, tabii, misiniz? Yani normalde biz ihracata başladık. Bazı Avrupa ülkelerine başladık. Şimdi tabii Türk çayı dediğinizde genelde ilk başta yurt dışında etnik pazarlara ve yakın coğrafyaya, evet, gidiyorsunuz. Biz zaten bu taraflarda faaliyetlerimiz var ve büyütmeye devam ediyoruz. Ama çayda zaten ürettiğinizin %99'unu, 99,5'unu tükettiğiniz için, yani çayda toplamda hani binde 3'ünü ihracat yapıyoruz şu anda Türkiye. Biz burayı biraz daha katma değerli hale getirip daha verimli hale getirmeye çalışacağız. Kahve de işin içine gelince ihracatı daha da kuvvetlendirip ikisini birlikte ihracat anlaşıyoruz. Anladım. Peki burada baktığımızda pazarlarla alakalı hedefleriniz nereler? İlk başta yakın coğrafya. Aslında, hı-hı, etnik pazar dediğimiz yerler neresi aslında? Balkanlar, hı-hı, Avrupa'da işte Almanya, İngiltere, Fransa gibi yerler. Yakın coğrafyada işte Bulgaristan, bu taraftan diğer tarafa gidince Azerbaycan gibi, hı-hı, düşünün. Yani ilk önce yakın coğrafya ve etnik marketlere gitmek istiyoruz. Yani Amerika'da da bir pazar var, orayı da araştırıyoruz. İngiltere'de bir etnik pazar var, orayı da araştırıyoruz. Hı-hı. Ama dediğim gibi buralar hedeflerimiz, odaklandık. İnşallah bunların hepsine yakın zamanda ulaşacağız. Hı-hı. Peki Türk çayını dünyaya tanıtmak istiyoruz diyorsunuz aynı zamanda. Kesinlikle. Markalaşma süreci konusunda ne düşünüyorsunuz Türk çay konusunda? Biz zaten aslında bu elde ettiğimiz gelirle pazarlamaya daha fazla yatırım yapıp, hı-hı, efor çayı çok daha yukarı seviyelere ulaştırmak istiyoruz. Belli bir pazar payımız var. Ama çok daha yukarılara, yani markamızı tanıtmak için çok daha fazla efor sarf edeceğiz. Hı hı. Ve bunun sonucunda da pazar payımızı arttırıp daha da bilinir hale gelmek istiyoruz işin doğrusu. Evet, birazcık da çay fiyatlarından bahsedelim. Oraları nasıl değerlendiriyorsunuz? Orada biraz dalgalı seyir var herhalde. Şimdi birçok şey de etkiliyor. O kısımları da soracağım, nelerin etkilediğini sizi, sektörünüzü. Ama ilk olarak biraz fiyatlardan bize bahsedebilir misiniz? Ya tabii çay fiyatları genelde, şimdi ya her sene yaş çaya bir oran belirleniyor. Evet. Bu sene %54 bir artış oldu geçen seneye göre. Kuru çay da buna göre belli bir pozisyon alıyor. Yakın zaman içinde kuru çay fiyatları da açıklanır. Hı hı. Bu tabii devletin belirlediği bir
politika. Hı-hı. Biz de ona göre kendi fiyatlarımızı organize ediyoruz. Hı-hı. Ama normalde biz kalitemize göre gayet uygun fiyatlı ve çok kaliteli ürünler üreterek pazarı sunuyoruz. Hı-hı. Şu anda ne kadar mesela kilosunu ne kadar alabiliyoruz çayın? Kilosunu yani pazara baktığınızda fiyatlar işte 120 lira ile 150 arasında kilo arasında değişiyor. Hı-hı. Ama tabii zam gördükten sonra 200 liranın üzerine çıkacaktır. Evet. Peki Ediz Bey, şimdi sektörünüzü neler etkiliyor? Var mı sıkıntılarınız? Biraz onlardan da bahsedebilirseniz. Sektörümüz şöyle, tarımsal ürün. Tabii her evet. sene ne çıkacağını tam olarak bilemiyorsunuz. İklime hı-hı. bağlısınız baktığımızda. Bu sene ürünümüz geçen senenin ya biraz üzerinde olur ya da benzer ürün olur. Havalarda bir sorun çıkmadı. Şu anda gayet de güzel gidiyor. Biz de yeterli miktarda çayımızı alıyoruz. Sezona da hazırlandık. Her şey olarak da hazırız. Fabrika olarak da, üretim olarak da, satış olarak da hazırız. Peki ne kadarlık mesela çayda farklı biraz daha herhalde. Bir belli bir kayıp yaşanıyor o kilogram üzerinden falan. Aslında bu şöyle oluyor. Türkiye'de 1 milyon 250 bin ile 1 milyon 350 bin ton arasında bir çay, yaş evet. çay alımı var. Yani üretiliyor. Evet. Biz de yaş çayı alıp kuru çaya döndürüyoruz. Genelde bu oran işte %20 civarında oluyor ortalama hı-hı. baktığınızda. Yani aslında mantık şu, 1 milyon 350 bin ton yaş çay çıkıyorsa 270 bin ton civarında bir kuru çay çıkıyor. Bu da pazarı oluşturuyor. Hı-hı. Biz de ondan pay almaya çalışıyoruz. Hı-hı. Peki Türkiye'de bu bitki çaylarındaki tüketim nasıl? Bunu da herkes çok merak ediyor. Bitki çayları aslında günden güne büyüyor. Evet. Biz de bu alanda atılımlar yapıyoruz. Fonksiyonel çaylar üretmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Bitki çaylarımız bizim var. Her çeşit, her gramajda da var. Biz bu alanın da daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Ve bu tarafa da yatırım yapıyoruz. Güzel, otomatik, çok iyi üretim yapan makinelerimiz var. Hı-hı. Böyle bir parkura sahibiz. Bunu da günden güne büyütüyoruz. Hı-hı. Peki o kısmı nasıl çalışıyorsunuz? Yani bir yerden alıyorsunuz, kendiniz mi üretiyorsunuz? Tabii ki. Biz sadece ham madde alıyoruz. Yani evet. Nasıl kuru çayda veya yaş çayda ham madde alıyorsak, burada da ham maddeyi alıp kendimiz paketleyip nihai hale getirip tüketicilere sunuyoruz. Marketlerde satışa sunuyoruz. Evet. Peki kamu tarafından beklentileriniz var mı efendim? Destek bekliyor musunuz? Nelerdir? Biraz onları da sorayım ben size. Yani şöyle, biz tabii gelişen pazarda kendimize göre pozisyon alıyoruz. Hı hı. Böyle bir beklentimiz derken, biz zaten bu işi senelerdir yapıyoruz. Hı hı. Kuralları da biliyoruz. Bunun çerçevesinde işlerimizi yürütüyoruz. Hı hı. Peki yurt dışına baktığımızda Türk çayına mesela nerelerin ilgi görebileceğini düşünüyorsunuz? Az önce söylediğim gibi normalde etnik pazarlarda Türk çayı tabii hı hı. biliniyor ve tüketiliyor. Hı hı. Ama normalde bizim Türk çayımızda hiçbir katkı yok. Evet. Çok doğal bir çay. Çünkü kar yağdığı için petsit içermiyor. Yani hiçbir kalıntı yok. Hı hı. O yüzden de hiçbir kimyasal kullanmıyorsunuz. Hı hı. Ve bizim sertifikamız var. Sürdürülebiliriz biz. Rainforest Alliance diye, işte yağmur ormanları diye bir sertifikamız var. Yani biz hem sürdürülebilir tarım yapıyoruz. Yani hı hı. oradan elde ettiğimiz çayı kullanıyoruz. Hem de bizim çayımız doğal olduğu için bunu aslında biz dünyaya tanıtmak istiyoruz. Hı hı. Ve bunu gidip de biz diyoruz ki en doğal çayı biz yapıyoruz ülke evet. olarak. Biz bunu tanıtmak istiyoruz yani. Ve bunun da ileride itibar göreceğini düşünüyoruz. Bu anlamda fuarlara da katılıyoruz tanıtım evet. için. Yurt dışı fuarlarına da katılıyoruz. Orayı da sorayım. Oralar ne durumda şu anda, fuarcılık tarafı? Vallahi şöyle, biz işte bu sene Dubai Gulf'ta gittik. Hani Türkiye'den hı-hı. baktığımızda belki de hani özel sektör olarak tek firmayız. Gittiğimizde de sunduk. Güzel ilgi de gördük. Biz bunun daha da üzerine giderek bu işi inşallah büyüteceğiz. İnşallah. Peki hemen hasılatınızı, borçluluk durumunuzu oraya da biraz sorayım. O ne durumda şu anda? İzannamede zaten hepsini açıklıyoruz aslında. Yani hani şu anda bizim biz karlı bir şirketiz. Evet. Neden? Çünkü dediğim gibi sadece çay şirketi değiliz. İçinde gübre var, kömür var, gaz var. Durumumuz gayet iyi. Hakikaten de talep gören bir şirketiz. Çok daha iyi rakamlara doğru gideceğimizi düşünüyoruz. Evet. Ben şimdi şu poşet çayları sormak istiyorum. Poşet çayları yaparken şimdi bazı kişiler çok böyle sağlıklı olmadığını söylüyor. Bunları nasıl seçiyorsunuz mesela? Neler kullanıyorsunuz o poşet çaylarda? Biz normalde poşet çaylarda, yani hani işte demliğin bir materyali evet. var. Bu da zaten kağıttan yapılıyor. Biz onları alıp tabii aha. ki en iyi kaliteyi alıyoruz. Ama tabii şöyle bir şey var. Türkiye'de standartlar gayet yüksek. Marketlerinde evet. çok ciddi denetimleri var. Evet. Yani siz eğer ulusal marketlerle
ve iyi bilinen marketlerde çalışıyorsanız zaten bu kaliteye ve speklere uymak zorundasınız. Hı-hı. Biz zaten bunları fazlası iyi biliyoruz. Hı-hı. Ve en iyi ham maddeyi kullanarak en kaliteli ham maddelerle en iyi ürünü çıkartmaya çalışıyoruz. Bu anlamda hiçbir sorunumuz yok. Yani kalite anlamında veya gıda anlamında, spek anlamında hiçbir sorunumuz yok. Öyle düşünün. İçiniz rahat etsin yani. Evet. Peki beyaz çayla alakalı var mı üretiminiz? O kısmı da sorabilir miyim? Biz beyaz çay tabii şimdi çok az çıktığı için onunla ilgili standart ücretleri böyle... Ücretleri de çok yüksek oluyor o yüzden. Yani böyle standart bir üretim yapmıyorsunuz. Yani o sadece onu aslında çok mikro ve hobi gibi düşünün. Biz onu piyasada şu anda öyle bir satışımız yok. Yani böyle paketleyip de hani böyle işte ciddi bir hacmi olan bir ürün değil şu anda. Evet. İyi çayı nasıl anlarız? Hadi onu da sorayım. Kapatacağız çünkü birazdan. Valla iyi çayı efor çayı alıp içerseniz aslında anlarsınız. Çünkü bizim hakikaten çaylarımıza biz çok güveniyoruz. Evet. Gerçekten aldığınızda, demlediğinizde berraksa, rengi de böyle güzelse, içimi de güzelse bunu zaten herkes biliyor aslında Türkiye'de. Evet. Çünkü herkes çay içiyor. Evet. O yüzden şey hani efor içerseniz iyi çayın ne olduğunu anlarsınız. Tavşan kanı diyorlar ya herhalde öyle olması gerekiyor. Doğru. Peki eklemek istediğiniz bir şeyler varsa efendim alayım sonrasında kapatayım. Teşekkür ederim. Davetiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Evet, Efor Çay Genel Müdürü Edis Kapoğlu bizimleydi. Ana haberin sonuna geldik. Son seansta hocalarımız sizlerle olacak. Birazcık ekonomiye dair konuşacaklar. Şimdilik hoşça kalın. Yarın görüşmek dileğiyle.